Bu haftaki konuğumuz keyifli sohbeti ve güler yüzüğü de Ayşe Nülüfer Çerikel teyzemiz. Ne güzeldir insanın geriye dönüp baktığında tebessümle anlatacağı güzel anılar biriktirmesi. Ayşe teyzemizin özlem ve hasretle bahsettiği komşuluk ilişkilerini dinlerken sanırım hepimiz biraz hüzünleneceğiz. Unutmaya yüz tutmuş onca değerimizi hatırlattı bize Ayşe teyzemiz. Ayşe teyzem kimdir? Nerede doğmuştur? Esas ismim onu söyleyeyim mi? Tabii. Nilüfer. 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 Bu Ayşe adında bir kız kardeşim varmış. O ölmüş. Annem okumuşluğu olmadığı için o Nilüfer alacağına Ayşe'yi almış gitmiş okula. Kaydettim. İşte şimdiki gibi olsa düzeltilir. Düzeltmeye de akılları ermemiş. Şimdi hem Ayşe hem Nilüfer. Kütükte Ayşe olarak hey dedi ama evet. Kendi komşularım Nilüfer olarak biliyor eskiler. İyi maşallah. Peki teyzem nerelisin? Nerede doğdun? Ben buranın Aksaray'ın yerlilerindenim. 4-5 yaşlarındayken ben tifo hastalığına tutulmuşum. Salgınmış o zaman bu hastalık. O zaman bana bir iğne yapmış. Eczaneye götürmüş annem iğne yapmışlar. Orada benim ayağımın sinirine denk gelmiş, ayağımın birine. Ondan biraz sakatlık vardı. Bacaklarınızda mı bir sıkıntı var? Ayağımın kendinde düştü atışından ama şimdi bundan 4-5 sene öncesine kadar o kadar değildi. Sonra durduk yerde buraya göçtükten sonra düştüm ben. Ondan kırıldı ayağım. Esas asım Aksaraylı, 41 doğumluyum. 15 yaşına girince ilkokulu bitirdiydim, Koçuş'a taşındık. Burada Koçuş çiftliği vardı. Evet. Babam da rahmetlik orada ustaydı. Okuyamadım. İlkokulu bitirdim burada. Oraya gidince okula gidip gelmek sorundu. Otobüs vardı ama işte bir yerde bazen yetişemiyorduk, kalamıyorduk. Okuyamadım. Çok güzel de öğretmenlerim vardı. Bir de subaymış, Atatürk'le beraber savaş yapmışlar, onları anlatırdı o. Hatırlıyor musunuz isimlerini falan? Naci'ydi, Mustafa Efendi'ydi esas adı. Naci'ydi sonra ismi. Bunun kardeşi Aksaray milletvekiliydi o zaman. Nasıl bir şey diyeyim, kaç sene sonra 41 olunca işte. Ondan sonra Koçuş'a taşındık. Koçuş'ta 2-3 sene kaldıktan sonra benim bu rahmetlikten Amasyalıymış. Bir şaka üzerine. Nasıl olmuş? Şaka takılırken birbirlerine beni verdiler. İstedik Türkan Nur'dan ama işte Esra'ya döndü. Kendisi 25 yaşındaydı beyim. Ben 15 yaşındaydım. Nikah kıyılmadı. Rahmetlik dayım vardı. Adliyedeydi o zaman. Sizi nerede görmüş? Nasıl oldu bu? Devamlı görüyordu. Onun çalıştığı yer ziraat sanatlarıydı. Süt, yoğurt falan yapıyorlardı işte onlar. Böyle yolda gelip geçerken falan görmüş. Anladım. Allah yazmış ya işte öyle, çocuğum olacak gibi değil. Çocuktum yani hiç öyle bir şekil ki Nur'dan verilecek yaşta değildim. Bir de zayıf, ufak bir şeydim. Sonra istediler. Şimdi herkes karşı geldi ama Allah yazmış işte. Öyle tabii. Sonra nikah kıyılmadı. Babam rahmetlikte nikah kıyılmayınca ben vermem dedi. Dayım vardı adliyede. Allah rahmet eylesin. O dedi ki yaşını büyütürüz dedi. Beni çıkarttılar hakimin karşısına bir şeyler giydirdiler şöyle palto falan. Baktı tabii hakimler bilmez mi? Dedi ki niye amca dedi bu çocuğun dedi yaşını niye büyütüyorsun sen? Okutacağım mı dedi. Yok evlendireceğim dedi. Hakim bir şöyle güldü dedi ki pek de kocamış dedi. Neyse onun üzerine 3 yaş büyüttüler. Bizim rahmetlik gitmeyecek Damasya'ya. Sonra gideceğim dedi. Memleketime gideceğim. Babam rahmetlik ağladı. Ben dedi de o zaman öyle demediydin dedi. Amasya'ya gittik. 13 sene kaldım Amasya'da. Ama Allah razı olsun. Yani her tarafın insanı iyidir de onlar bir ayrı ayrıydı yavrum. Maşallah, hepsi güzel. Bana anne baba oldular.
ne güzel. Eskiden Amasya'da bir ev çok yoktu. Dağlık bölge olduğu için fazla evler yoktu. Genelde aynı havlunun içinde oturduk. Allah her zaman dua ederim. O eshaplarım diyorum hep anne baba oldu. 4 tane evladım oldu. Orada doğdular onlar. 3'er yaşar aynen. Kayınvalidem olsun, görümcelerim olsun. Hepsi çok iyilerdi ya. Hepsi. Allah rahmet eylesin. Bir tane görümcemin biri duruyor. Biri vefat etti. Çocukları da vefat etti. Sonra aradan seneler geçti. 69 senesinde babam rahmetli rahatsızlandı. Bakacak kimsesi yoktu. Buraya geldik onun için. Siz kaç kardeştiniz? Biz iki kardeş. Bir de kız kardeşim var. Bir de ben o İstanbul'da. Şimdi de kızının yanına gitti Amerika'ya. Ondan sonra buraya taşındık. Babam rahmetliğin arsası vardı Bahçeli Mahallesi'nde. Pelit'in o büyük Pelit var ya. Kanlı Pelit'in orası mı? Onun alt kısmında. Evet. Oraya ev yaptık. 8 sene babam rahmetliye baktım. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok Amin. İyi adamdı. Çok efendiydi. Ağır şey şoförüydü işte. Vasa şoförü. Ondan sonra o vefat etti. Orada işte vakiline, şeyine geldik geçtik bu zamana kadar. O vefat ettikten sonra kız kardeşim evi istedi. Arsa onun olunca evet ortak olurmuş. Ondan dolayı? Ondan dolayı sattık işte kısmet buraymış. Burada oturuyoruz. Amcam nasıl biriydi rahmetli? Amcam da çok iyiydi. Çok efendi. Dadaş ya, dadaşları bilin. Evet, soyu evet. Dadaştı. Olduğu için çok mert bir adamdı. Çok severlerdi. Arası da belediye dükkanlarında kahve çalıştırırdı kendisi. Çok severlerdi. Hala da yanı lafı oluyor. Sonra işte buraya koştuktan sonra benim en büyük kızım 58 doğumluydu. O kansere düşürdü. Allah rahmet eylesin. O mide kanseriydi. Çok acı çekiyordu. Ondan kurtuldu ama ben işte ona dayanamıyorum. Onun acısı sizin ona, acısı. Bu ayın 20'sinde, Ocak 20'sinde 2 sene oldu. Çok bir şeydi. Görmüştü Nur'dan. Nur'dan hasta halini gördü. Çok neşeli böyle şey kadınıdı. Onun da 2 evladı var. Benim de 6 tane torunum var. Dört o çocuktan. O 6 tanesi 16 tane oldu. Onlar da evlendi çocuklar. Onlar da evlendi. Hepsinin çocukları var işte. 16 tane torunum var. Biri de daha yeni doğdu işte. Bir hafta olmadı. Ayın 20'sinde doğdu. Torunun çocuğu. Torunun çocuğu. Torunumun çocukları var şimdi. İşte onlar 16 oldular. İşte buraya taşıdı. Komşularım da Allah razı olsun. Hepsi de iyiler. Senden iyi olmasın. Hele o kurtuluşta oturduğumuz komşularla anne, kız ya da anne evlat gibiydik. Çok iyi temiz komşularım vardı. Gelir giderler mi şimdi? Şimdi hala gelirler de bayatsın müfat işte biri orada. Biz de işte ihtiyar Rusya'ya gitti. Taşındılar hele ama yine de gelirler. Gelmezler bile telefonla konuşuruz. Telefonla söylüyorum. Eski şeyler daha bir aileydi. Eski dostluklar mı? Dostluklar. He. Bir arada şey, ne yapardık? Mantı keserdik, salça yapardık. Birbirimizin bir işi olduğu zaman bu şey olurdu. Şimdi çamaşır makinesi yoktu. Biz çamaşır yıkarsak onlar gelir dururlardı. Sererdi o şefak neyim? Çok şefak şey var Allah razı olsun. Yakın komşumuzdu. Onun annesi de çok genç kalmış. Babası vefat etti. 5 çocuğu yazık makinede örgü örerek onları büyüttü, evlendirdi. Maşallah, maşallah. Bir tane Müret Hanım var. O da 3 erkek çocuğu var. O da erkenden vefat etmiş. Şimdi o da evlendirdi çocuklarını. İkisi subaydı. Emekli oldular. Biri de şeyde çalışıyordu. Onlarla işte onlar hala o Mürvet Hanım dediğim
Bayağı aramızda yaş farkı var. Benden şey, makinede arar sorar. İyi maşallah, ne güzelmiş. He, her cuma mutlaka arar. Saat 3'e geldim miydi ben arayacağım diye o beni arar da o da rahatsızmış. Bir tane Mahmut Efendi vardı. Onlar hala duruyorlar. Dün onlar da aradılar. O adam da yazık. Boğazını şey yaptılar. Boğazına buraya şey taktılar, alet. Şimdi bismillah kolunu da kestiler. Yine de şey yaparlar. Konuşurlar. Rabbim acil şifa versin. Hanım gelir gider efendim. Rabbim acil şifalar versin. Amin, amin. İyiydi ya onun komşuları. Şimdi burada da iyi ama oranın hali bir başkaydı. Burada da Allah razı olsun. Bu pek bey olsun, bu olsun. İyi kimseler gelir giderler. Sağ olsunlar. Daha doğrusu benim yaşım şey ya yukarılara çıkacağım da hep gençler, şeyler. Orada öyle değildi ama. Orada herkes senin yaşındaydı herhalde. Benim Değil yaşımdaydı. Mi? Gençlerle de şey yapıyorduk. İşte öyle. Peki yalnız mı yaşıyorsun teyzem? Yok bir oğlum var onunla yaşıyor. Oğlumla beraber yaşıyoruz. Onun da işte iki çocuğu var, bir kızı bir oğlu var. Oğlu öğretmen, matematik öğretmeni. O da Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okudu. Bir bayanla tanıştılar. O da İngilizce öğretmeni. Çokuyorlar, gelenler, geleceklerde de onlar özel ders veriyorlar. Hmm. Şimdi çocuklara özel okudular. Haftaya, köşküm haftaya olaydı, onlar da burada olurlardı. Hayırlısı var. Gelecekler haftaya. Onun da bir tane bebeği var işte. Şeyde doğdu o da. Hani bir olay olmuştu ya Ankara'da. 15 Temmuz'da. Hmm. Bu da 17 Temmuz'da doğdu. Aa. Çok tatlı bir şey. O da olaydı burada çıkardı. İnşallah başka bir zaman geldiniz onu da çekelim. Çok istedik yani onlara. Gelin. Peki teyzem eskilerde yaşam nasıldı? Daha yaşamak daha mı zordu? Daha şimdi zordu. Mi daha zor? Diyor ya bak 4 çocuğum vardı. Beyim ben bir de babam rahmetlik vardı. Bunların çamaşırını hep evde yıkıyordum yavrum ben. Makine yoktu. Tabii. Çamaşır makinesi. Ama hayat daha güzelmiş. Hmm. Bir de bahçem vardı ufak. Her türlü meyveden babam rahmetlik Koçaş'tan getirdi. Her türlü meyve vardı bahçemde. Ne güzel. Oranın şeyi bir ayrıydı. Komşular öylesine çay yaparlar, bahçede içilirdi. Diyorum ya işte manto kesilirdi beraber, beraber. Ondan sonra salata yapardık. Hepsi çok güzeldi. Hep onları unutmuyorum. Ne güzel. Unutmuyorum. Hatıra olarak kaldı bende. Bunlar da iyi adam. Diyorum ya benim emsalım yok. Anladım. Gidip gelemiyorum. Karşımda bir komşum vardı. Benim kızımın emsalıydı ama biz anne kız gibiydik. Onunla beraber pazara giderdik. Onunla beraber kahvaltı yapardık. İkinci çayı beraber içirdik. Onun da bahçesi vardı. Benim de. Kiracılarla dahi itibar kuruyorduk. Yani. Bir aile gibi olmuşsunuz. Bir aile gibiydik. Gece gündüz aramazdık. Gece sahurda kalkar, herkes ne yaptıysa onlara götürür, ikram ederdim. Onlar bana derlerdi sahurda. O Ramazanlıkla bir aileydi. Diyorum ya, ufak bir bahçemiz vardı. Olmuştu sularken ona göre herkes sırasıyla birbirine şey derdi. Kiracılarla dair değil mi, iltiba kurardık. Eskinin bayramları nasıldı? Bayramları da bak şimdi adı şöyleydi. Bayramın ikinci günü erkekler bir gezerdi. Hmm. Bayağı da mahalle büyüktü. Yani aşağıdan kiracılardan erkekler gezerdi. Dördüncü günde bayanlar. Hmm. Herkesin evine. Bayanlar kendi aralarında gezerler. Kendi aralarında erkekler de kendi aralarında gezerlerdi. Akrabalar öyle. Bir tane dayım vardı. İki tane de üvey teyzem vardı. Onlar da yani üvey gibi değillerdi. Onlar da şeylerdi. Kim Kişman derler Aksay'da size? Efendim? Sınavi'ye kimler derler? Akyollar. Akyollar. Akyollardı. Dayım rahmetliğin şeyi vardı, dükkanı işte. Esrolların falan büyük dükkanları vardı.
bu marketler yoktu. Onların ora market gibiydi aynı. Hmm. Onlardı. Bir tane de Selahattin Hamza kadı vardı. Onlarla öz değildi ama öz gibiydi yani. Onların da bağları vardı büyük. Oraya gider gelirdik. Orada kalırdık. Eskiden dostu, komşuluk çok önemli bir şey. Komşuluk bir ayrı gayriydi diyorum ya. Hmm. Akraba gibiydi. Mesela benim kapımın önüne bir araba geldi, taksi falan evet. Değil mi? Hemen bir şey mi var diye bir merak ederlerdi. Benim beyim vefat etti aniden. Hemen karşıdaki komşu geldi, Allah razı olsun. Ne var Elifer bacı, bir şey mi var? Dedim böyle böyle oldu. Bana dedi bir yaşmak ver. Ben sen çenesini çekeceğim. Ne yapacak ki adam diyorum, yaşmağı diyorum. Hı. Yaşmak ne teyze? Yemeni'ye yaşmak diyormuş onlar. Ha, Yemeni'ye. Yeni Pınarlı'ydı. Allah razı olsun. Ben de birden çekti, ilkin o geldi. Ondan sonra burada benim bir kız var. Ona telefon açtık. Sonra Amasya'dakiler hep geldiler, yeğenlerim. Kaç yılında vefat etti amca? Amcam... Bu ayın, geçen ayın 27'sinde 10 sene oldu. Sen hesap et. Geçen ayın 27'sinde. 10 sene bitti. Çok severlerdi. Çok şey, şakacı şey adamdı yani. Hı. Konuşkan, böyle espri yapan bir kişiydi. Sever miydi amcam seni? Hürmet eder miydi sana? Ederdi, Allah razı olsun. Güçlüydüm işte, idare etti o da beni yavrum. İyi maşallah. Ya ben onun akrabalarından da çok memnunum. Hmm. Akrabaları vardı. Şimdi anlatayım bari. Bir amcaları vardı bunların. Şeyden gelmişler, Erzincan'dan. Onun gelini, onun yanında bırak konuşmayı, böyle yaşmakla dururmuş. Yemek neyi yemezmiş kaynatanın yanında. Hmm. Beni de bütün rahmetli kaldı, götürdü oraya. Ne bileyim ben. Sen daha küçüksün tabii. Ben daha küçüğüm, aklım değil, görmedim de. Konuştuk onunla, şey yaptık. Ama bir tek gelin geldi ki yemek yemiyor, konuşmuyor kayınpederimle. Ben yeğenin hanımıyım. Sonra zaman geçti. Bizim rahmetli teyzesi oraya gitmiş. Dedim ki ne kadar geveze. Karısı varmış Hasan'ın, demiştir dedim. Yok kız dedi, ne dedi biliyor musun dedi. Şuramı açacağım, onu içeriye koyasım geldi. Öyle sevdim demiş. İyi bari dedim. Ondan sonra da çok iltiva kurduk ondan. Her Amasya'ya geldiğinde bize uğrardı mutlaka. O zaman taksi yoktu, at arabayla gelir giderdi. Her düğünlerine de beni almayınca gitmezdi rahmetli. Hanımı da çok şeydi, çok iyiydi kendisi de. Peki oranın adetleri nasıl? Oranın adetleri mutlaka şey yaparlardı. Bir kız evlenirken hamam tutarlardı. Hmm. Hamam erkekler ayrı, hanımlar ayrı. Beni diyorum ya, Almanya'da at arabayla gelirdi, beni oradan alırdı, götürürdü düğünlerine. Neyse. Çok Allah rahmet eylesin, çok memnundum yavrum. Ne güzel. Çocuklarım da gitti, nasıl severlerdi, çok severlerdi. Benim şimdi yanımda kaldı. Oğlan vardı, o hayvanları çok severdi. Oraya gittiğimde bir ayrı neşelendirlerdi, biliyor musun? Evet. Hayvanlardan. Her sene de yazık, Allah razı olsun, bana tavuk diye alır gelirdi hanımı. Hmm. Amasya. Kömürlükte tavuk besledim, hesap et. Kesilmezdi o çocuk, bu oğlan. Ellemedirdi, onu bana yenge verdi. Çok sevdiği için kestirmezdi, değil mi? Kestirmezdi, hayvanları çok severdi. Hala da öyle. O kurtuluşta işte bahçeli geçiyordu. Orada bana koyun alır getirirdi, tavuk getirirdi, hindi getirirdi bunlara bak diye. Bahçede olunca bakıyordum aynen, tabii. Aynen. İşte diyorum ya, o şey bir ayrı gayrıydı. Şimdi diyor, bakabilsen diyor, kedisiz kalmazdık hiç. Kedi getirirdi hep. Ayrı odunluğumuz vardı arkada, evet. Orada bakıyordum onlara. Ne güzel, ne güzel. Burada da hapishane gibi işte. Apartman olunca değil mi? Şey olunca inemiyorum bu merdivenler, ne doğru iniyorum çıkıyorum. Normal yürüyebiliyor musunuz yoksa hani? Yok, hiç bir adım atamıyorum. Kırıldı ya, kalçada senin platin var. Ha, sizin kalçanız mı kırıldı?
burada düştüm, kırıldı. Durduk yerde düştüm işte, nasıl olduysa. Zaten ayağım bir de sakattı diyorum ya. Evet, anlattınız, evet. Ondan dolayı mı düştüm artık, neden kemik erimesinden diyor doktor. Ondan düşmüşüm. Buna da şükür ya. Şükür. Başka rahatsızlığınız var mı? Başka rahatsızlığım var. Şeker var, tansiyon var, kalpçe var. Arada makine var, ona bağlanıyor. Akşam iki defa bağladı oğlan, nefes alamadım. Şeker de hap alıyordum. Haptan şey dedim, düştükten sonra düşüremediler şekere. Şimdi insülin alıyorum. Günde üç kere, dört kere insülin alıyorum. Demek ki eskiden daha komşuluk iyiydi, dostluk iyiydi, daha sıcaktı. Tabii, başkaydı. Daha samimiydi. Herkesin bahçesi vardı, şey vardı, daha çok diyor muyum? Kurtuluş'ta o zaman daha az ev vardır değil mi? Şimdi oralar doldu ama. Var da. Sayılıdır işte herhalde. Bizim evleri, oturduğumuz yerleri kata verdiler. Hep bizim o ara duruyor. Aşağıda aksanlar falan vardı. Onlar da bahçe görürlerdi devamlı. Şey beslerler işte, inek falan beslerlerdi. Şimdi onlar da hep kata vermişler. Büyükler gidince, gençler kata vermişler. Gençlere tavsiyen nedir? Ne dersin gençlere? Gençlere mi? Gençler de aynı eski birbirlerine bağlılıklarımız. Bizim kapının önünde arsa vardı. Bir mahallenin çocuğu orada oynardı. Hiç birbirlerine kavga etmeyi bırak, dışarıdan bir şey oldu mu hepsi birden hücum ederdi ya. Döndürmezlerdi, şey etmelerdi. Benim çocuğun kızın biri bebeklerini almış gitmiş, şafağla oynarlarmış orada. Şafak onun hocasıydı, biraz büyüktü onun. Onu da aradı yok. Bir gün okula giderken bir çocuğun elinde görmüş onu. Demiş ki bu bebek benim. Benim vermemiş. Geldi, oradan gelince arkadaşlarına anlatmış. Hep ne kadar arkadaşı varsa oraya gitmişler. O evde, orada şey edip onun elinden almışlar bebeği. O kadar işte tutkunlardı. Gençler de şimdi işte birbirlerine sahip çıksınlar, saysınlar büyüklerine. Şey yapsınlar yavrum, eski gibi değil ama yine de var iyileri işlerinde. Burada da Kenan Ogun şey getirmiş, iki tane müşteri, satacağım sana düz ayaktan alacağım diye. Ben de dedim ki, olmaz Kenan dedim. Ben buraya alıştım. Sonra hep görüyoruz televizyondan, oradanım. Yani hırsızlık oluyor, soysuzluk oluyor. Benim komşularım iyi dedim, şimdi herkes kim olursa olsun. Belki oraya da biz yaramaz biri olur, şeyler, ben yaşlı bir kadınım. Gezdirdim ama dedi sen inip çıkamıyorum. Kenan da bana yardımcı olamıyor. İşte, değil mi işte Faruk Bey gibi iki kere ameliyat oldu. Hatta üç oldu bir de kızıktan indiremiyor, çıkartamıyor. Ancak Hasan gelince yardımcı olabiliyor. Durdurdum çatırmayı. Hatta şey Mustafa Efendi duymuş. Bir ev vardı işte ondan sonra şey yapayım. Teyze oraya gitsin onlar bırak. Yok ben komşularımı bırakmam dedim. Meralgil'in de orada var şimdi bir tane. Onların komşulukları da çok öde. 200 küsür milyon istiyormuş. Nereden bulacağım? Pamuk teyzemizi göndermeyiz apartmandan. Pamuk teyzemize yok. Pamuk teyzemiz de otursun. Ayşe teyzem bir ara rahatsızlanmışsınız herhalde. Nurdan Hanım bana şey oldu yazık. Allah razı olsun. O gün hiç çok yardımcı oldu. Beyi de kendi de. Şeker komasına girmişim. Ondan bunlar yardım nasıl oldu? Oldu? Nasıl haberiniz o oldu? O gece hiç unutamıyorum. Akşam saat 8 Kenan çağırmış herhalde bir kapı acı kapı çaldı. Ay var dedim hiç iyi bir kapı çalmıyor dedim. Koştuk Kenan Bey. Zaten daha önce sen de söylemiştim. Girip çıkıyorduk aman Kenan Bey bir şey olduğunu haberim olsun yerine. Kenan Bey Nurdan Hanım dedi herhalde annemi kaybediyoruz bir aşağı iner misiniz? Allah Allah. O dereceydi bir nefeste. İndim gerçekten ben de çok korktum. Nilüfer teyze değil yanaştım. O anda da ambulans aradı eşim hemen. Tamam dedi inşallah şekeri düşmüştür ama Nilüfer teyzeden hiçbir şey yoktu. Hiç cevap vermiş. Sadece nefes alıp ahırlıyordu böyle. Ben ağlıyorum Nilüfer teyze ne olur konuş benden yok bir şey. Ambulans geldi götürdük.
baktılar hemen şekeri düşmüştü. Ama ben nasıl seviniyorum. O anda da doktor geldi, tanıdık bir doktor. Nilüfer teyze tanıdın mı beni diyor. Doktora diyor ki sen benim evimde ne arıyorsun diyor. Niye geldin benim evime diyor. Ben iyiydim diyor. O anda çok dünyalar bizim oldu eşimle birlikte. Allah pamuk şekerimizi önümüzden eksik etmesin. Uzun ömürler versin. O bizim bir canımız, ciğerimiz. Gireriz, çıkarız. Ne bir şey desek Allah kabul etsin, seversin. O da benim bir manevi kızım, biliyor musun? Ne güzel. İnsan şey bekliyor, yakınlık bekliyordu. Yani başka bir şey yapamayız. Yaşlılarımıza ne yapabiliriz? Yok, her Allah zaman için. İkinci sefer şey olduğumda yine komaya girmişim. Herkesten evvel mi koştuk ya da ambulansı görünce gelmiş yani haberim yok da. Evet, ambulansı görünce yine Kenan Bey kız kardeşi varmış, bana haber vermemiş. Yine ben hemen indim ambulansı görünce. Onu tondan çağırmış herhalde. Evet. Meral gelmiş, kız kardeşi, kızı gelmiş. İkinci seferdeydi değil mi? Bayramlarda ilk önce Nilüfer teyze ederiz. Anne, kayınvalidemler, annemlerden Allah önce razı olsun. İlk önce evladım gibi ilk önce bu gelir, herkesten önce. Allah büyüklerimizi önümüzden eksik etmesin. Onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Allah size de selametlik versin. Yarım Allah sizden razı olsun. Çok memnunum ben. Kendi evladım gibi bir şey oldu mu hemen. Zaten ilk aklıma getiren Kenan oldu. Dedi ki, benim dedi arkadaşa sözüm var. Eğer Nurdan Hanım gelirse dedi ben gideyim. Gelirim. Ben her sürü yolda sana telefon açtım. Gelirim, her zaman gelirim. Telefon açtım. Gelirim dedi Nilüfer dedi. Her zaman gelirim. İşte Ayşe Nilüfer iki isim olunca karışıyor. Nilüfer teyzemiz bir başka. Bütün komşular Nilüfer olarak tanır. Şeyde de nüfus kağıdında falan da Ayşe Ayşecek olarak geliyor. O da annemin şeyliğinden olmuş. İşte. İki nüfus kağıdı varmış. Kız kardeşim ölünce ama ne yapacaksın demiş. Bunu da buna yaparız. Babam rahmetlikte gitmiş. Ayrı kayıt ettirmiş. Dayım da gitmiş, ayrı kayıt ettirmiş. Birbirlerinden habersiz. İki nüfus kağıdım olmuş. Eskiden öyleydi, evet. Halbuki istenirse sinirlenirdi de işte okumuşluğu olmadığı için bilememiş annem. Bir çocuk daha doğarsa ona veririz demişler. Ne güzel. Türkan'a vermişler ama Türkan'da akıllar herhalde düzelttiler kız kardeşimin ismini. Onun ismini Nilüfer'den Türkan'a döndürdüler. O benden küçük.